kullanıcı resim yükleme alanını yapıyoruz. Bu derste yükleme işlemini yapacağız. Onun öncesinde arkadaşlar şöyle bir alan var. Bunu ben sizinle paylaşıyor olacağım. Hatta şimdi şu resim bileğini tamamen tamamlayacağız ve ben buranın bütün kodlarını sizinle paylaşacağım. Şu resim bileğinin. Hatta şunu da söyleyeyim. Muhtemelen bu dersten sonra hemen hemen bütün derslerin kaynak kodlarını sizinle paylaşıyor olacağım. Ya her dersin bütün kaynak kodlarını veya %90'a, %80'ine yakın kodlarını paylaşacağım ama muhtemelen hemen hemen hepsini paylaşıyor olacağım. Şimdi başlayalım. Paylaştığım kodlardan alabilirsiniz veya direkt indirebilirsiniz resim bileğini. Ben böyle yapıyorum şimdi. Bunu aldım, kopyaladım. Sayfanın en üstüne yapıştırdım. Sonra bunu da aldım böyle kopyaladım script'i. Sayfanın en altına yapıştırdım. Şimdi burada bir resim var, bir de resim göster alanı var. Bu resim, şimdi bunu kopyaladım. Bu resim şurası olacak. Şu ID'yi siliyorum, buraya yapıştırıyorum. Bir tane daha ID kopyaladım buradan. Bir de buraya. Şimdi buradan yükleyeceğiz. Burada da resmi göstereceğiz. Diğer dersin sonunda biraz anlatmıştım hatırlarsanız. Yüklediğimiz resim görünecek diye. Şimdi bu resim göster alanını da buraya yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdım. Başka bakalım. Bakalım başka ne yapacağız burada. Şimdi bir de bizim bir forma ihtiyacımız var değil mi? Şurada bir forma ihtiyacımız var. Nereye geliyoruz? Resources altından geliyoruz. Karışmış. Şurayı da indireyim. Şurayı da indireyim. Resources altından VFS altından profile mı bakalım. Nereden alabiliriz biz onu? Particles. Şu update profile information'a giriyorum arkadaşlar. Buraya girdim. Şuradan şunu şöyle komple alıyorum. Kopyaladım. Resim bileğe geldim. Şuraya yapıştırdım. Resim bileğe gelip bunu buraya yapıştırdım ve bunu da sonra geliyorum. Şurada kapatıyorum. Şurada kapatıyorum. Bir de şu butonumuzu şöyle değil de ne yapayım? BG Dark yaptım ben bunu. Şuna da resim güncelle dedim. Başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Şu an bir hatamız olursa devam edeceğiz. Şimdi bir de veri tabanına girip bir resim alanı açmamız gerekiyor. Veri tabanına giriş yaptım. Geldim şu veri tabanına. Şurayı bir refresh yapayım bakayım. Tamam, çok güzel. Veri tabanına giriş yaptım. Kurumsal tabloma girdim. Users'a giriş yaptım. Sonra buraya yapı dedim. Ardından aşağı geliyorum. Mail sonrasına bir tane oluştur diyorum. Adına da resim dedim. Sonra varchar yanına varchar 255 karakter diyorum. Varsayılan null diyorum. Bunu böyle kaydediyorum. Bunu böyle kaydettik. Bunu normalde Laravel'le yapabiliyoruz ama buna ek ilave yapacağımız için böyle yaptık şimdi. Hatta onu da gelelim aşağıdan Laravel yapısına kayıt yapalım. Olur da veri tabanını kaybederiz, bir şey olur, herhangi bir problem olur. Buradan direkt yükleyebiliriz. Şimdi geliyoruz. Buraya dedim ki name'den bir tane kopyaladım. Altına kopyaladım, yapıştırdım. Dedim ki resim. Hatta doğru yapalım. Direkt mail sonrasına yapalım. Oraya öyle yaptık. Buraya da böyle yapalım. Sonuna da diyorum ki null able dedim ve şöyle bir kapattım. Bu burayı bir Laravel'de arkadaşlar boş olabilirliği belirtiyor. Az önce biz veri tabanından null olarak işaretledik ya bu o anlama geliyor kısacası öyle söyleyeyim. Sonra bunu kapatıyorum. Bunu kapattım bir de geliyorum app altından modele geliyorum. User modeline giriş yapıyorum. Az önce resim sütununu buraya da dahil ediyorum. Buraya da yazıyorum. Resim yazdım. Bunu da işleme almasını söylüyorum. İşlem yaparken bunu da dikkate almasını söylüyorum. Model alanına. Şimdi sonra bir de ne kaldı burada? HTTP tarafımız kaldı. Yani controller resmi yükleme tarafı kaldı. App altından HTTP controllers. Oradan profile controller'a giriş yapıyorum. Ve geldim. Nereye geldim?
Update tarafına geldim. Update. Şuraya geldim. Update'e gelip şunu yapıyorum şimdi. Diyorum ki id eşittir. Out dedim. İki tane iki nokta dedim. Şu user Laravel'in yani model. Az önceki model vardı ya şurada. Bunu dahil ediyorum. Bunu görmesini istiyorum. Bunu buraya dahil ettim. Sonra dedim ki id'ye eşittir dedik. Yani id'sini bul dedik kısacası. Sonra bilgi diye bir değişken oluşturdum. User dedim yine iki nokta find. Find arkadaşlar tekil id'de bulmaya yarar. Yani tekil id'leri bulmakta bulmak isterken, güncellerken, silerken vesaire genelde find'i kullanırız, bilginiz olsun. Şimdi aşağı geldi. Dedim ki if yani request ile yani formdan gelen veri formdan gelen type'ı file olan ve resim olan kısım eğer ki çalışmışsa, işleme alınmışsa şunu yap diyoruz. İşlemin başlatıyoruz. Resim diye bir değişken oluşturuyoruz. Request değişkenini aldık buraya. File dedik. Resim dedik. Sonra file name'i resim. Şu resmi de bu arada yapalım. Resim bileğe gireyim. Resim bileğe girdim. Şu placeholder'ı sileyim. Name'ine resim dedim. Bunu böyle kaydettim. Profile Controller'a tekrardan giriş yaptım. Geldim. Nerede kalmıştık? Dedim ki resim adı. Bir resim adını belirtelim şimdi. Nasıl olacağını söyleyelim. Resim adı eşittir. Nasıl olacak? Date. Y, M, D, H, I. Yıl, ay, tarih vesaire saniyesine kadar arkadaşlar yazdık şimdi. Devamında nokta ile birleştiriyoruz. Resim. Ne diyoruz buraya? Orijinal adını alalım arkadaşlar. Get client original name. Bu da orijinal ismini, resmin orijinal ismini aldı. Yani burada ne yaptık? Saniyesine kadar aldık yüklerken. Sonuna da resmin orijinal adını, resmin orijinal adını değiştirmeden sonuna da onu yazsın. Bu ikisini birleştirsin dedik. Şimdi altına geldik, ne yapıyoruz? Resim diye bir değişken oluşturduk. Move ile diyoruz ki public pet dedik ve ardından sonra yükleyeceği yeri söylüyoruz. Move ile yükleyeceği yeri söylüyoruz. Upload dedik. Admin upload klasörü içerisinden admin klasörüne yüklemesini söylüyoruz. Resim adı olarak yüklemesini söylüyoruz yine. Yani şunun aynı ismiyle buraya da yüklemesini, şuraya da yüklemesini istedik kısacası. Sonra bilgi dedik. Bilgi içerisinden resim eşittir resim adına dedik. Bilgi içerisindeki resim dediğimiz yer de burası arkadaşlar. Yani bilgi veri tabanı diyebilirsiniz şu model tarafına aynı zamanda. Bilgi içerisindeki resim adına eşittir dedik burada. Şimdi şu tag'ın if'in dışına çıktım ve şunu yapıyorum. Bilgiyi kaydet diyorum yani. Burada da kayıt alanını yapıyoruz. Hatta şuna şöyle yapalım. Ne yapalım? Resim yükle diye burayı belirtelim. Karışmasın sonradan. Şunu da şöyle aldım. Resim yükle dedim buraya. Burada başka bir problemimiz var mı? Bakalım şimdi. Başka bir problemimizin olduğunu düşünmüyorum. Bir problemimiz de yok hatta. Şimdi geliyorum. Dosyalarıma geleceğim. Geldim ve işte HD içerisine. Buradan projeye giriş yaptım. Şimdi kurumsala giriş yaptım. Buradan public resimlerimizi, JavaScript'leri vesaire biliyorsunuz söylemiştik. Public içerisine yüklüyoruz buraya. Ne yaptık biz oraya? Bir tane upload dosyası dedik değil mi? Resimlerimizi upload'ın içerisine yükleyelim. Bunun içerisinden ne dedik? Admin klasörü var dedik. Bunun içerisine yükle dedik. Değil mi arkadaşlar?
Onu nasıl yaptık? Buradan tekrar upload içerisinden admin. Şimdi bir test edelim bakalım bir problemimiz var mı? Geldim buraya. Geldim yine buradan bir refresh yaptım. Şarjım az bu arada. Şarja takayım. Cihazı şarja taktım. Şimdi geldim buraya. Dosya seç dedim. Resim bir tane seçiyorum. Bakın arkadaşlar anlatmaya çalıştığım bu. Geliyoruz buradan resmi seçiyoruz. Resmi gösteriyor. Şurada yaptığımız şu resim blade'de yaptığımız işlem resim. Resim göster şurada. Bu alta da verdik. Üstlere zaten uzantısının linki verdik. Yani JavaScript kısmını verdik, çağırdık. Şimdi resim güncelle diyorum. Bakalım. Admin içerisine bakalım yükleyecek mi? Bir hata vermedi umarım. Hata, evet. Biz şunu dahil etmeyi unuttuk arkadaşlar. Hatta ben size ders eğitimi, temel ders eğitimi verirken eğer ki izlemişseniz orayı söylemiştim. Genelde en çok hata yapılan burasıdır. Hata yapılan yer burasıdır. Şimdi profile controller'a giriyoruz. Burada. Biz burada user'ı dahil ettik ama içeri. User'ı çağırdık ama şurayı. Bunu buraya dahil etmedik. Buraya dahil etmediğimiz için göremiyor yani. Sen çağırıyorsun ama bana dahil etmiyorsun, vermiyorsun diye kısacası öyle söyleyelim. Models içerisinden user. Bunu dahil ettik. Şimdi bir yapalım bakalım. Bir refresh yaptım bakalım yükleyecek mi? Yoksa bir daha yüklememiz gerekiyor mu? Boş şu an. Yüklemiş gibi gösterdi ama bakalım. Göz at dedim buraya. Göz at dedim resim burası boş şimdi bir daha yükleyelim bakalım. Yükleyelim. Resim güncelle dedim. Bakalım resim gelecek mi? Resim gelmedi. Niye gelmedi? Yüklemesini de yaptı gibi gösterdi. Bizim nerede hatamız var? Nerede bizim hatamız var? Şimdi önce şu resim blade'e bir bakayım name'ine. Orada bir problemimiz var mı? Name resim dedik. Evet. Type resim. Tamam. Okey. Burası yerinde. Burada muhtemelen bir hatamız var. Dedik ID out user ID ID aldık. User find ID if çağrılmışsa resim olarak dedik request file resim dedik buraya resim adı dahil burada da bir problemimiz yok yüklerken burada sıkıntımız var. Burada bize bir hata vermiyor aslında. Burada bir hata olmaması lazım. Resim blade'de biz neyi eksik yaptık? File, resim. Bir dakika, biz yukarı şey yaptık mı? Çok pardon arkadaşlar. Şuraya biz resim eklerken bunu beraber gördüğümüz de iyi oldu aslında. Resim bir formda resim yüklerken şu Ench type arkadaşlar Ench type dedik multipart for data resim yüklerken şu Ench type bunu yüklemek zorundayız yoksa resmi yüklemez bilgimiz olsun formun burasına bunu dahil etmemiz gerekiyor. Şimdi test edelim bir daha bir problem olacağını düşünmüyorum. Bakalım. Refresh yaptım. Ve ardından aşağı doğru iniyorum. Tekrar resmi seçiyorum. Resmi seçtim. Yüklüyorum. Şimdi yüklemesini bekliyorum. Yüklemesini bekledim ve resmi muhtemelen yükledi. Evet resmi buraya bakın. Tarihiyle beraber saniyesine kadar sonunda ismini aldı. Resmi yükledi buraya. Buradan da refresh yapalım. Burasıydı sanırsam. Buraya gelmesi lazım. Lazım, lazım bakalım.
Resim buraya da geldi. Harika, hiçbir problemimiz yok. Resmi bir de burada gösterelim, değil mi? Hemen nasıl gösterelim? Onun öncesinde ben şey yapmak istiyorum hatta. Ne yapmak istiyorum? Şöyle göstereyim. Ne yapmak istiyorum? Benim resim yok diye bir resim şey yapmıştım. Ben onu yükleyeceğim oraya. Şimdi anlatacağım, beraber göreceğiz zaten. Uygulamalı olarak. Resim varsa resmi gösterecek, yoksa bu resmi göstereceğiz. Her resimde böyle yapalım. Resim yok diye bunu ben buraya yükledim şimdi. Geliyorum tekrar. Resim bileğe giriş yapıyorum. Resim bileğe giriş yaptım ve geldim buraya. Şimdi Search'e geliyorum. Search nerede? Gösterilecek resim. Blade taglarımı açtım. Dedim ki, sonra parantezimi açtım. Sonra ünlem empty dedim. Empty out dedim. İki noktamı attım. User tabloma bağlandım. Yine parantezimi açtım. Sonra bunun içerisinden resim dedim. Burada resim dedim. Resim. Sonra URL, yani bu resim göstermesini istiyorum. URL dedim. Dosyanın konumunu söylüyorum. Upload admin içerisinden dedim. Tırnak noktayla birleştiriyorum. Tekrar out dedim. İki tane nokta user dedim. Sonra parantezimi tekrar, nereye geldik? Parantezimi tekrardan açıyorum, kapatıyorum. Tekrar yanına geliyorum. Dedim ki, bunun içerisinden resmi göster. Hem veri tabanı hem dosyanın yolunu belirtmiş olduk burada. Şimdi geldim, bunun sonuna iki nokta koydum. Eğer ki bu yoksa, yani if, şunu if olarak, şu iki noktayı burada if olarak düşünün. Eğer ki bu böyle yoksa, resim boşsa yani, veya başka bir şeyse kısacası. Upload, yine upload içerisinden bu sefer admin değil, az önce yüklediğimiz şu resim, alalım adını. Şu resmi buraya dahil et, bunu göster diyorum. Yani şurada ne yaptık? Şurası şöyle, dedik ki eğer ki varsa resim veri tabanında, dosya yolu da bunu göster. Yoksa burada if olarak düşünün bunu. If başka bir şeyse gelsen şu resmi bana göster diyorum. Bir tane deneme yapalım hatta. Şu an burada resmimiz var. Bir refresh yapalım bakalım resmimizi gösterecek mi bize? Resmi bize göstermedi. Niye göstermedi? Neyi yanlış yazdık burada? If. Bakıyorum şimdi. Empty, out, user, URL, upload, admin. Şuraya biz bir slash koymamışız arkadaşlar. Bakalım. Slash'ı şimdi koydum. Refresh yaptım. Bakalım. Resmimizi gösteriyor. Çok güzel. Resmi gösteriyor. Hatta şurada bir tane de boşluk gördüm. Şu boşluğu da kaldıralım. Resmi gösteriyor. Şimdi bir de resmi kaldırayım ben. Resmi kaldırın, kaldırayım. Resmi kaldırdım ve bir refresh yaptım. Bana bakalım o boş resmi gösterecek mi? Evet, tam olarak istediğim bu. Bana boş resmi şimdi gösterdi. Süper. Bir de şurada resim bileğe tekrardan giriş yaptım. Şu form kontrolü kaldırmak istiyorum. Form kontrolü kaldırdım. Tekrar geldim, bir refresh yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu resim bileğin hepsini sizinle paylaşıyor olacağım. Bunu da bir sağa alayım. Şundan bir tane kopya aldım. Şuraya yapıştırdım. Yok, orası değildi. Neresiydi? Güncelledi değil mi? Heh. Tamam. Buraya bunu yapıştırdım. Bir sağa alsın. Belki daha tatlı görünür. Ufak tefek tuşlar. Tamam. Başka bir şey. Bir daha resim yükleyelim şimdi. Bir de bunu yükleyelim. Bakalım şimdi. Resmi yükledi arkadaşlar. Evet, istediğimiz buydu zaten. Şimdi bir daha bakalım resmi yüklenmiş mi buraya. Tamam, resmi yükledi. Resmi gösteriyor. Tamam. Okey arkadaşlar. Dediğim gibi bu derste resim create'in şu kısmının hepsini sizinle paylaşıyor olacağım. Yavaş yavaş artık bütün kodları da paylaşacağım. Görüşmek üzere.